Gerçekten sezon açılışı oldukça coşkulu yapılacak gibi görünüyor. Ve muhtemelen bu kadroyla da mevcut performansıyla da Süper Kupa maçına çıkacak Trabzonspor. Evet, öyle gözüküyor. Sivasspor kupayı aldı. Öncelikle Sivasspor'un bu başarısını da tekrar Tabii. hatırlatıp tebrik edelim. Ki Rıza Hoca ve Sivasspor yapı itibariyle böyle eliminasyon maçlarında iş yapabilirler. O yüzden Trabzonspor'un işi kolay olmayabilir diye düşünüyorum. Bir de hangi takımın hem mental hem de antrenör açısından daha hazır olduğu da önemli bu karşılaşmada. Normalde Trabzonspor önünde bir Şampiyonlar Ligi hedefi olan takım olması hasebiyle çok daha hazır olması gerekir diye düşünüyoruz ama öyle mi? Hazırlık maçları bize bu işaretleri vermedi. O açıdan hani bir sürprizle de karşılaşırsak benim açımdan şaşırtıcı olmaz. Ortada bir maç olarak görüyorum. Elbette ki Trabzonspor kadro yapısı itibariyle kağıt üzerinde maçın favorisi. Ama gerçekler bazen farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Bir de bu işin tabii mental hazırlık bölümü de çok önemli. Yani sezona acaba ne kadar hazırlar oyuncular? Çok erken açılacak bir sezondan söz ediyoruz. Yani Ağustos yeterince erken Süper Kupa maçı da... Şu da var, yani hangi tarafın çok istediği de önemli. Bu Tabii. tür maçlarda genelde hani ikincil takımlar, diyelim ki şampiyon olan takım değil de kupayı alan takım, Evet. bazen avantajlı olabiliyor. Hatta bunu mesela Süper Kupa'da da görürüz. Mesela Şampiyonlar Ligi'ni kazananla UEFA Kupası'nı Evet. kazanan oynar. Çoğu defa UEFA Kupası'nı kazanan taraf Doğru. alıyor. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi çok daha maksimal bir hedef olduğu için oradaki motivasyon Tabii aynı onun, o olmuyor. takımın motivasyonu diğerinin kadar olmayabiliyor. Peki tabii daha önümüzdeki hafta çok daha detaylıca konuşacağız bu karşılaşmayı da. Hayri Beşer çok teşekkürler. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim. Sabah sohbetimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Trabzonspor'da transfer çalışmalarının devam ettiğini aktardık. Özellikle bir stoper arayışı var Bordo Mavili kulüpte. Şimdi Yunus Emre Sen'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz ve Trabzonspor'da ne gibi çalışmalar yapılıyor? Yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor? Kendisinden dinleyeceğiz. Yunus Emre, iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Söz sende. İyi pazarlar Ezgi. Günaydın diliyorum. Günaydın diyorum herkese. Şu anda Trabzonspor'un kamp yaptığı Avusturya'nın Bad Hering kasabasındayız. Bordo Mavili takım dün İtalyan ekibi Torino ile bir hazırlık maçı oynadı ve bu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle yenilen gollerdeki bireysel hatalar çok dikkat çekiciydi ama bunun yanı sıra birçok bölgede aslında sağ stoper odaklı bir transfer gündemi var Trabzonspor'un ama birçok bölgede çok daha ciddi takviyeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Özellikle orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek oyuncu eksikliği, kanat bölgesindeki rotasyondaki oyuncu zayıflığı ve hücum hattında da bir çeşitlilik eksikliği olduğu dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından özellikle stoper transferine vurgu yaparak bugüne kadar 8-9, 7-8 oyuncuyla görüştük ama bu transferlerden maalesef bazı nedenlerden dolayı anlaşmaya varamadık dedi. Biz de çok sayıda isim yazdık bu transfer döneminde ama direkt teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıkladığı 7-8 transferden Trabzonspor istediği sonucu alamadı ve şu an itibariyle yeni isimlerle görüşmeler başladı ve geçtiğimiz günlerde görüşme yapılan belli bir mesafe kat edilen oyuncularla da temaslar sürüyor. Kamp süresini erken tamamlama kararı aldı Trabzonspor Kulübü. İlk başta 29 Temmuz tarihinde Avusturya kampı tamamlanacaktı ama daha sonra 28 Temmuz'a çekildi ve son karar olarak da 26 Temmuz'da Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erecek. Bu da yeni transfer özellikle de sağ stoper bölgesine yapılması muhtemel. Yeni transferin kampa yetişme ihtimalinin çok zor olduğu anlamına geliyor şu an itibariyle. Trabzonspor'da bir sağ stoper arayışı var, bir yedek kaleci, alternatif kaleci arayışı var. Orta sahaya iki yönlü oynayacak bir oyuncu arayışı var. Kanat rotasyonu içinde bir oyuncu arayışı var. Ama şu ana kadar bu bölgeler için çok fazla isim netleşmedi açıkçası. Birçok oyuncuyla temas içerisinde Trabzonspor ama netleşen bir durum şu an itibariyle yok. Bir de sakatlık durumu var Ezgi. Ona da değinelim istersen kısaca. Çünkü dünkü karşılaşmada Eren Elmalı sol ayak bileğine darbe aldığı için bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibi çok ciddi bir sakatlık durumunun olmadığını ama yine de kesin tanının yapılacak olan kontrolden sonra
konulacağını söyledi. Hüseyin Türkmen'in sağ uyluk adresinde bir yırtık tespit edildi. O da en az 2 hafta ile sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor ki zaten sağ stoperde sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. Bir de buna bir sakatlık eklenince daha da kadro daralması yaşanıyor. Yine Abdülkadir Ömür'ün de arka adelilerinde kas ağrısı mevcut. O da tedbir amaçlı dinlendirilen isimler arasında yer alıyor. Bu futbolcular özellikle Sivasspor maçına kadar, Hüseyin Türkmen'in yetişme durumu yok ama Abdülkadir Ömür ve Eren Elmalı'nın Sivasspor'la 30 Temmuz'da oynayacak olan Süper Kupa finaline kadar hazır hale getirilmesine çalışılacak. Bir taraftan dış transfer kamp çalışmaları devam ederken bir taraftan da iç transferde az önce sizin de söylediğiniz hareketlilik yaşandı. Cenni Semedo ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı Bordo Mavili takım. Oyuncuyla daha önce sözlü olarak anlaşılmıştı ama yüz yüze yapılan görüşmelerde de Cenni Semedo bu sözlü verdiği, daha doğrusu verdiği sözlü olarak anlaşma teklifini kabul etti ve kısa süre içerisinde artık resmi imzaların atılması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı Cenni Semedo'nun takımda tutulmasını çok istiyordu. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta içerisinde özellikle Sivasspor maçından sonraki süreçte de Trabzonspor yine iç transferde Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le de masaya oturacak. Çünkü bu iki ismin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hala bir belirsizlik içeriyor ve bu konuyu artık bir çözüme kavuşturmak istiyor Trabzonspor yönetim kurulu. Oyuncuların menajerine ve kendilerine bu sorunu yüz yüze görüşüp çözelim artık yeni bir anlaşma yapalım zemini oluşturmaya çalışacak. Ama dediğim gibi henüz resmi bir teklif yok. Resmi teklif gelirse işin gidişatı değişebilir. O teklif önümüzdeki haftaya kadar gelmezse yönetim bu işi anlaşma zeminine oturtarak çözmeye çalışacak. Bir diğer konu da 26 Temmuz'da Trabzonspor'un kamp çalışmaları sona ermesinin ardından kamptan ayrılacak isimler olacak. Bu isimlerle ilgili de teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporunu ikinci hazırlık maçı 25 Temmuz'da yani yarın Empoli ile oynayacak olan ikinci hazırlık maçının ardından yönetim kuruluna sunması bekleniyor. Trabzonspor yarın Türkiye saatiyle 19'da A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan Avusturya kampındaki ikinci, yurt dışı kampındaki dördüncü hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını sona erdirecek ve artık kendisine göre en yakın hedef olan 30 Temmuz'daki Süper Kupa finalindeki Sivasspor maçını beklemeye çalışacak Ezgi. Peki Yunus Emre, sana çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet, Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray 7 milyon euro kazanan Feghouli Babel ikilisini gönderip yıllık maliyetleri 6.8 milyon euro olan Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois'ı aldı.